Şimdi Abdurrahman Bey, manşetimizle devam ediyorduk aslında. Ben sizin de yorumlarınızı merak ediyordum. Yani Mehmet Kaya rakamlarla ortaya koymuş. Siz de yazılarınızda çokça değindiğiniz bir konu bu. Net sermaye tanımını kapsamında yurt dışına giden doğrudan yatırımın gelen yatırımı oranı %104,3'e ulaşarak son 30 yılın zirve seviyesini görmüş. Yani bu yatırımda net ihracatçı olmamızın genel anlamda Türkiye ekonomisine etkileri ne olacak? Sizden de yorumlarınızı dinlemek isteriz. Valla ben burada genelden ayrılıyorum biraz. Yani daha önce ben de genele dahildim. Genel görüşe, kamuoyu görüşüne. Ama giderek zaman içerisinde inceledikçe, sordukça ve öğrendikçe niye bu yatırımlar yapılıyor ve de rakamlara da baktıkça, ki rakamlarda bir de yurt dışından elde edilen temettü gelirleri denen bir kalem var ödemeler dengesinde. Dolayısıyla şeyi görüyorum. Aslında Türk sanayi dışa açılıyor. Yani yurt içi yatırımlarını yapılması gerektiği kadar aslında yapmış durumda. İşte son yıllarda zaten 4,5 yılı bulan kesintisiz bir yatırım dönemini geçirdi. Son çeyrek itibariyle de bu yatırımlar azalmaya başladı. Yani kapasitesini zaten kullanamıyor. %75'lerde bir kapasite kullanım oranı var. Önümüzdeki dönem ekonominin canlanacağına dair herhangi bir garanti yok. Çünkü işte enflasyonla mücadele var. Sıkı para politikası söz konusu. Yurt içi talebin dengelenmesine çalışılıyor. İhracat kanalları da en azından Türkiye için sınırlı gözüküyor. Dolayısıyla yurt dışına ve yurt içine mal satışını artıramayacak ya da çok yavaş artıracak olan bir sanayi sektörünün kapasitesini artırması biraz şey olur, düşündürücü olur. Yani çok ucuza kaynak bulursa ancak bunu yapar. Kaynaklar da eskisi gibi ucuz değil. Bir de tabii Türkiye'nin ihtiyacı olan yatırımlar var. Yani burada yatırımlar devam ediyor. YİTAK kredisi dediğimiz işte Merkez Bankası kaynaklı, faizi uzun, ucuz ve uzun vadeli. Ama 284 kalem malda hem ithalatçı olduğumuz ve ithalatı önleyebilecek olan sahalarda bir teşvik var. Bu teşvikten yararlanmak isteyenler işte 1 milyar asgari yatırım yapmak şartıyla başvuru yapıyorlar. Burada da yaklaşık yarı şey dolmuş durumda. Dolayısıyla yatırımlar bu anlamda devam ediyor Türkiye'de. Ama Türk sanayi yurt içi şeyini bence tamamladı gibi çoğu alanda. Ve yurt dışında yatırım yaparak büyüme yolunu seçiyor. Riskini dağıtıyor. Genişleme alanı yurt dışında buluyor. Yani yurt dışına çıkan bir sanayiyi aynı zamanda yurt dışının ilişkilerini, network'ünü kullanıyor, pazarlama olanaklarını kullanıyor ve de finansman imkanlarını kullanıyor. Mısır'a giden bir tekstil şirketi sadece şeyden yararlanmıyor. Yani iş gücü ödemeleri daha düşük olduğu için değil. Yani belki onun için önemli miktarı öyle gitti. Ama aynı zamanda Amerika'ya ihracat olanağı var çünkü serbest ticaret anlaşması bulunuyor. Yani Mısır'ın olanakları Türkiye'den biraz daha farklı. Afrika'ya açılmak için gittiler çünkü Mısır Afrika'nın kapısı. Yani bunları da göz önüne almak lazım. En azından yani işçilik maliyetlerini düşürme amacıyla giden bu tekstil, konfeksiyon sektöründeki şirketler ve diğer bazı şirketler belki böyle gittiler. Ama zaman içerisinde başka olanaklarla karşılaşacaklar. Dolayısıyla ben yararlı buluyorum. Yani Türk girişimcisinin Türkiye koşullarında ki o bazı zorlukları aşamadıkları için hem yatırım ortamının elverişsizliği, enerji fiyatlarının yüksekliği ki bunlar arasında hakikaten çok önemli. Bir de işçilik maliyetleri de artık eskisi gibi ucuz değil. Kişi başına geliri onda bulan bir Türkiye'de artık çalışan maliyetlerinin düşük olması da beklenemez.
Bunu tekrar hani düşürmeyi de kimse istemez, isteyemez. Yani geriye doğru gidiş çok zordur. Dolayısıyla artma eğilimi de devam ediyor. Yani kişi başına gelir düzeyinin. Bu anlamda yapılan şey doğru. Yani Bir yurt şey. içinde madem ki yatırımın sınırlarına gelinmiş, o zaman yurt dışını denemek, riskleri yaymak, ülke risklerini dağıtmak açısından da yararlı. Yani düşünün ki işte bir farklı iktidar geldi, iktidarla işte bazı iş adamları, girişimcilerin arası iyi değil. Yani imkanlardan yararlanamıyor. Yurt dışındaki işleriyle büyümeye devam eder. Burada mesela güzel bir örnek müteahhitlik sektöründe var. Turgut Özal dönemi bir büyük müteahhit ki dış müteahhitlik yapıyordu, içeride de işler alıyordu. Ama baktık yani borsa şirketi de aynı zamanda 22 yıllık bugünkü iktidar döneminde hiçbir ihale yurt dışında alamamış. Ama şirket karlı çalışmaya devam ediyor yurt dışı yatırımlarından dolayı. Dolayısıyla ben pozitif bakıyorum. Talip Bey'in ekleyecek bir şey Evet, var yani sanıyorum. tabii Abdurrahman'ın çizdiği çerçeve içerisindeki perspektife katılıyorum. Fakat burada göstergelerde bozulan şey esas olarak şuna işaret ediyor. Yani Türkiye artık eskisi kadar ya da en azından bir 10 yıl öncesindeki ortalama kadar doğrudan dışarıdan yatırım alamıyor. Dolayısıyla denge yani yüzdelik oran buradan bozuluyor esas olarak. Ya belki Türkiye'den yurt dışına giden sermaye 3 milyar, 4 milyar, 5 milyar bu yıllar içerisinde çok fazla değişmiyor. Fakat gelen sermaye düştüğü için oransal olarak giden sermaye daha yüksek bir seviyeye ulaşıyor. Ben biraz o tarafıyla işaret etmeye çalıştım. Yoksa tabii ki yani küresel pazarda rekabet için yurt dışına açılma eğilimi son dönemde ondan da bahsetmekte fayda var. O da bir eğilim ya, onu da kabul etmek lazım. Fakat esas olan burada Türkiye'ye beklenen ölçüde ya da Türkiye ekonomisinin potansiyeli hak ettiği ölçüde doğrudan dış yatırım gelmemesi meselesi. Oran oradan bozuluyor esas olarak. Evet, yani ben de buna katılırım. Aynen. Yani yurt dışı yatırımcıların gelemediği bir yatırım ortamına yerleşik yatırımcılar da pek girmiyor, girmek istemiyor diyelim. Ama işte bu konjonktür yatırım ortamıyla, siyasi ortamla bağlantılı. Ama bu sırada olmakta olan yurt dışına açılımın zaman içerisinde ben Türk ekonomisine yardımcı olacağını ve şirketlerin yatırımda durmadığını, yurt içindeki yatırım imkanları kapanınca yurt dışına yöneldiklerini, bunun girişimcilik açısından, girişimcilerin büyümesini sürdürmesi açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ekonomiye orta ve uzun vadede kesinlikle, yani kısa vadede de her zaman yardımcı olacaktır. Dolayısıyla yol doğru, yanlış değil. Ama Talip'in dediği daha farklı bir şey bence. Hakikaten yani yurt içinde yatırımlarda yabancılardan başlayarak bir doğru anlaşma var. Sonunda buna yerliler de katıldı. Bu hem kapasitelerin doldurulmuş olmasından kaynaklanıyor, hem de yatırım ortamının eskisi gibi avantajlı olmamasından kaynaklanıyor. Evet, şimdi ben Abdurrahman Bey, sizin konuşmanızdan pek çok böyle not aldım. Dolayısıyla durumu şöyle bu haftaya getirmek istiyorum. Şimdi az önce siz dediniz Türk girişimcisinin Türkiye koşullarına net ihracatçı yatırımcı olması olumlu bir şey. Yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekiyor. Riskler yüksek. Dolayısıyla hani evet, bunları yatırımcılarımızın gitmesi uzun vadede bize olumlu da dönüşü olabilir dediniz. Peki o yatırım ortamını nasıl iyileştirebiliriz? Hem onu merak ediyorum, hem bu hafta işte faizler konusu da yani iş dünyası açısından işte yüksek faizlere dair serzenişleri duyuyoruz. Ama doğru zamanda doğru miktarda bir faiz indiriminin yapılmasını da altını çiziyorlar. Dolayısıyla bu haftaya dair hem yorumunuzu merak ederim, Merkez Bankası'ndan nasıl bir adım beklersiniz? Ve önümüzdeki süreçte ilk faiz indirimi ne zaman, ne kadar gelir veya ne zaman ne kadar gelmeli diye de bir
sorayım size ve tabii ki iş dünyası bu nasıl etkiler onu da merak ediyoruz. Yani yatırım ortamından başlarsak mesela orada hukuktan başlamamız lazım. Yargının bağımsızlığından başlamamız lazım. Çok özür dilerim. Araya gireceğim. Şeref Bey de size soru sormuş. Çok özür dilerim. Sermaye neden gelmiyor diye de Şeref Bey'in de sorusu var size ayrıca. Tamam işte bir hukuk ortamı. Hukukun üstünlüğünün sağlanamamış olması. O çerçevede mülkiyet haklarının doğru dürüst korunamıyor olması. Girişimci özgürlüğünün sınırlı olması, sınırlandırılmış olması. Bunlar önemli. Yatırım ortamı arasında kesinlikle enerji maliyetleri çok önemli. Biz enerjide dışa bağımlıyız. Dolayısıyla dolar kuruna bağımlıyız. Dolar kuru yükseldiğinde ya da Türk lirası değer kaybettiğinde enerji maliyetleri yükseliyor. Türkiye'de hiçbir zaman bundan sonra enerji ucuz olmayacak. Olamaz da. Çünkü kendimiz üretmiyoruz. Ancak kendi kendimize yeterlilikle %50'yi geçer işte %70'lere, %80'lere doğru çıkabilirsek o zaman belki kısmen hakikaten enerji maliyetleri de diğer ülkelerle benzer olabilir. Bu da ancak o sürdürülebilir enerji yatırımları dediğimiz işte güneş, rüzgar gibi alanlara yatırım yapmakla olur. Bu da 5-10 yıllık bir zaman istiyor. Dolayısıyla yatırım ortamını düzeltmenin aslında yatırımları da canlandırmanın bir yolu bu enerji yatırımlarından geçiyor. Ben bu anlamda Türkiye sanayinin yanlış kurgulandığını da düşünüyorum. Enerji yoğun sektörlerde bizim yatırımlarımız var. Bu yatırımlar önümüzdeki dönemde zorlanacak. Yani başta mesela çimento. Türkiye'yi tercih etti çünkü işte enerji maliyetleri ucuzdu. İşte çevre kirliliği yarattığından dolayı gelişmiş ülkeler tarafından istenmiyordu. Türkiye'ye geldi ama önümüzdeki yıllarda bence bu karlılıklarını sürdüremeyecekler. Çünkü işte dediğim gibi enerji maliyetleri yükselecek. Cam sektörü böyle bir sektör. Seramik sektörü, toprağa dayalı sektörler böyle sektörler. Demir çelik sektörü özellikle işte ark ocaklarından dolayı böyle bir sektör. Dolayısıyla demir çelikte biz en azından özel sektörde zorlanacağız. Camda önlemini alınmış gibi görünüyor çünkü üretimin yaklaşık yarısı yurt dışı ülkelerde yapılıyor. Yani bu açıdan risk paylaştırılmış durumda. Seramikte bir de konkordato ilan etti. Daha yeni Hitit Seramik mesela. Konkordato ilan etmeseler bile yani enerjinin daha işte bol olduğu ve ucuz olduğu ülkelere kayacaklar. Zaman içerisinde avantajın orada olduğunu görecekler. Belki bu anlamda son yıllarını geçiriyorlar. Yani küresel ısınma denen bir gerçeğimiz var ve enerji fiyatlarını reel olarak bundan sonra aşağı çekmenin imkanı yok. Dolayısıyla bütün şirketler yani şu anda Avrupa'daki şirketler daha çok Amerika'ya gidiyor, ABD'ye gidiyor, başka ülkelere gitmenin yollarını arıyor. Bu eğilim zaten başladı dünyada. Bizde de başlayacak ve giderek hızlanacak. Dolayısıyla sanayide göç durmayacak, devam edecek bence bu anlamda. Yatırım ortamını ayrıca ele almak lazım. Yani hukuk tamam, mülkiyet hakları tamam ama aynı zamanda yüksek bir enflasyonumuz var. Faiz oranlarının yüksekliğini beraberinde getiriyor bu. Faiz oranları yüksek olunca iç pazar daralıyor ama aynı zamanda şirketlerin Türk lirası ile yatırım yapmasını zorlaştırıyor. Ve çok kısa vadeli ancak kredi bulabiliyorsunuz. Bu açıdan enflasyonun düşürülmesi de mutlaka gerekli bir ekonomik şart gibi görünüyor. Dolayısıyla enflasyonu düşürürseniz bir de Türk lirasının istikrarını da sağlamanız lazım. Yani sürekli Türk lirasına değer kaybettirmenin yabancı yatırım çekmekte önemli bir dezavantaj olduğu açık ortada. Çünkü yatırım yapanlar
sermayesini döviz olarak tutuyor diyelim. Geliyor Türk lirasına çeviriyor ve yatırımını yapıyor. Yatırımın karşılığı da yıllar sonra alınmaya başlanıyor. Böyle düşündüğünüz zaman elde edeceğiniz kar ve oradan tekrar bu dövize çevirdiğiniz zaman Türk lirası değer kaybettiği için kazancınız azalmış oluyor. Dolayısıyla bizim paranın da istikrara kavuşması lazım. Onun için fiyat istikrarı gerekli. Onun için enflasyonun düşürülmesi ve düşük düzeylerde istikrar kazanması lazım. Yurt dışından azalan yatırımların başlıca ekonomik nedenlerinden birisi bu. Siyasi demiyorum. Yani siyasi nedenleri de var. Ama hukukun bağımsız olmamasının da büyük ölçüde etkisi var. Yani bütün bunları bizim düzeltmemiz lazım. Yani düzeltirsek ne olur dersen şu olur. Yani en azından 10 milyar doları çok rahat böyle. Yani o 10 milyar dolarlık son yıllardaki yatırımın da neredeyse yarısı gayrimenkul. Onu da çıkartmak lazım. Dolayısıyla 10 milyar, 20 milyar dolar yatırım çekebiliriz. Bugün bizim ölçümüzde bir ülke olan Polonya 70-80 milyar dolarlık yatırım çekiyor yıllık. Dolayısıyla biz de rahatça bunu yapabiliriz. Bu potansiyele sahibiz. Onun dışında haftalık şeye gelirsek yani faiz oranlarında ben bir değişme beklemem. Eğer faiz oranlarında bir değişiklik olacaksa da bunun piyasaları bozucu etkisinin yüksek olacağını düşünürüm. Buna da adım atmayacaktır Merkez Bankası. Paskiz. Valla size petrolü de sormak istiyordum ama vaktim kalmadı. Bir dahakine diyelim. Çünkü son yazınızı da okudum. Çok petrol düştü mü? Düşüyor mu? Evet. Onu sormak istiyorum. Hiç bak. Sebebi şey asıl yani İran'la İsrail arasında İsrail'in vereceği tepkinin petrol tesisleriyle ilgili olmayacağı, askeri tesislerle ilgili olacağı çok önemli bir rol oynadı. Evet. Bir Çin meselesi var. Yani Çin teşvikleri yetersiz bulunduğu için Çin ekonomisinin canlanması ve petrol talebinin düşük olacağı tahminiyle böyle bir fiyat gerilemesi son günlerde yaşandı. Peki çok teşekkürler Abdurrahman. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok keyifli.